50 TL bonusunu al ilk kuponda tuttur üstüne banka komisyonu da iade komisyonsuz tuttur Tuturanlar Kulübü Cumartesi'den herkese merhabalar herkese bol şanslı bol kazançlı bir hafta sonu e, diliyoruz Maçları konuşacağız güzel karşılaşmalarımız var bir yandan Galatasaray sahaya çıkacak uzun zaman sonra özellikle Sarı Kırmızılılar'da Zanyol oynayacak mı oynamayacak mı bir heyecan var. Bunları konuşacağız. Bir anonsumuz var onu yine her programın başında olduğu gibi bir altın çizelim hatırlatalım. Şimdi tuttura olan herkes ilk kuponunda 50 liraya kadar bonus kazanıyor. Bir de üstüne tuttur para yatırırken bankaya ödediğiniz komisyonu da size iade ediyor. Yeni üyeler ve daha önce hiç yatırım olmayan tuttur kullanıcılarının faydalanabileceği bu kampanyayı kaçırmayın yeni üyeler ve daha Önce hiç yatırımı olmayan tuttur kullanıcıları da bu kampanyadan faydalanabiliyor. Ee, bir kez daha tuttura teşekkür edelim. Önümüzdeki maçlarla başlayacağız. Dün akşam e, Avrupa maçları vardı. Tabii sıcağı sıcağı Biz zaten. yorumunu yaptık. Aynen yaptım. Uğur'un bir e, ekleyecek bir şey varsa ben Uğur'un bir düşüncesini merak ediyorum. Üç e, temsilcimiz sahaya çıktı. E, galibiyetimiz yok. Şimdi ben iki maçı e, aynı anda izledim. E, birisi Sevilla Fenerbahçe, birisi Fiorentina sivasspor Yani e, seviye tam beklediğim gibiydi. Yani beklediğimin en iyi versiyonlarından biriydi. Yani daha kötü bir seviye talep etmek biraz artık hani abartı. şımarıklık olurdu. Abartı olurdu. Zaten ilk yarı boyunca tamamen rakibini fırsat tanıyan ve e, alan tanıyan bir seviye vardı. Burada Fenerbahçe'nin bunu değerlendirebilmesi gerekiyordu. E, i̇şte bazen bir ufak nüans, hani e, gülme başına gelir denir ya eğer o gülünen, bitiremiyor denilen Batu dünkü maçta 90 dakika oynuyor olsaydı muhtemelen Fenerbahçe çok daha iyi bir skorla ayrılır. Belki de galip bir şekilde ayrılırdı. E, King'in kaçırdığı pozisyonda. Yani maçtaki ilk yarıdaki en iyi gol vuruşu Valencia'nın 48 metreden kaleye vurduğu toptu. Yani hakikaten e, o açıdan 2-3 santim daha yana vurabilse belki e, zaten kalede görecektik golü. Tarihi bir gol görecektik. Ya pozisyonlar geldi boş kaleye kafa vuruyorsun ee, sana dört kere topu dürtme imkanı tanınmış bir kontrada bire sıfır var ya bir zahmet bunları atacaksın bunları atamıyorsan bu sahnede bu seviyede tutunmam mümkün olmuyor ee, Fenerbahçe'nin zaten muhafazakar bir planı var çok pozisyon bulabildiği planlar değil bunlar Fenerbahçe derbilerde de çok pozisyon bulamıyor Avrupa'da da <laughs> e, özel durumlar haricinde hani e, yani Ren iki farklı öne geçmeden biz Fenerbahçe'nin üretken olduğunu çok görmedik bu tarz maçlarda. Ee, böylesi tabloda da e, rakipte armut toplamıyor yani Sampoli de yani kötü gidiyor ama e, rakibe bak Fenerbahçe'ye bakıp e, bu işin orta sahadaki sertlikten geçtiğini görüp bir tane hamle yaparak Fenerbahçe'nin orta sahasını dengeledi ve iş başka bir şeye döndü. Ee, burada da işte Jorge Jesus'tan bir cevap bekledik ama Jorge Jesus çok gününde değildi. Yani Sampaoli Fenerbahçe Fenerbahçe'ye bakarak ha hamle yaptı ama Jorge Jesus seviyeye bakarak hamle yapmadı. O yine kendi olayım benim olayım bu. Ben bunu yaparım. Ama bunu yap bunu yaparak sonuç alınamadığında bir noktada görmesi de gerekiyor. En azından bu malzemeyle. yani kendi fikrine değer veriyor olabilir ama e, ortada bir realite var abi. Galatasaray maçı, ortada Beşiktaş maçı, ortada Trabzon maçı, ortada Peki bir şey diyeceğim Her baş. maç ortada yani. Her Gol yok bu arada. Gol yani şöyle söyleyeyim. Bir bu seviye bir takım 5-6 tane büyük maçın hiçbirinde gol atamıyorsa ya bu sorgulanması gereken bir şey değil mi? Yine 2 tane bek, 3 tane çakılı stoper, 2 tane e, agresif orta saha. Adam kalmadı zaten. Ön tarafta da gördük yetenek e, olarak da en farklı adam Valencia kaldı yine. Hani o biraz hor görülen, hafif e, olsa da olur, olmasa da olur denen adamı gördük yani. Bir, bir tek Oyuncu bu. Keşke o iki pozisyondan biri Valencia'ya gelseydi de gör, görseydik yani daha başka bir şu anda belki de çeyrek finali konuşuyor olabileceğimiz bir tablo bile olup çıkabilirdi. Üzücü yani çünkü Fenerbahçe elinde olan bir şeyi kaçırdı. Desem ki seviye çok iyiydi ve hani olur böyle şeyler. İki takım da iyiken hani bu yarışta sonuçta orası da İspanya seviye normal dersin ama 2-0'a seviyeler bile şaşırmış Yani 2-0'lık oynamadık diye. Böyle bir maçta. Ee, ya tabii şimdi Fenerbahçeli, yani senin söylediklerinle şöyle bir e, şey soruyla açmak istiyorum aslında. Çok da derinleştirmek istemiyorum ama e, hani Jesus çok formunda değildi diyorsun ama ya yani biraz da aslında şimdi belirli yayına girmeden önce Çağrı'yla da konuştuk. Yani belirli kırılma anları oluyor sezon içerisinde. Şimdi büyük takım hocalarından o kırılma anlarında bir game changer ya da bir müdahale edecek, rakibin hamlesine hamleyle karşılık verecek bir aksiyon reaksiyon bekliyorsun. E şimdi işte Galatasaray maçında beklendi, bu maçta beklendi. Acaba hani formsuzluğundan ziyade çünkü bazı hocalar var ya, bazı form takım form, kurar. Form, bazısı form. oyuncu yetiştirir. Bazısı da oyunu okuması çok güçlüdür. Ha bunu hepsini yapıyorsa zaten Guardiola, Klopp ya da şey oluyorsun. Ya bu o, öyle bir hoca mı acaba? Hayır, bence değil. bence mükemmel bir taktisyen yani. ama kendine aşık, fikrine aşık yani. Teoride çok iyi kurguladığı Tutucu şeyi Tutucu biraz. Yani e, kendi fikir sahada gördükleriyle kendi. değiştirmiyor, okuyamıyor değil. Hani maç buraya gidiyor ya da seviyor şunu yapacağım. yapıyor değil. Kendi güzel, fikrinin güzel işleyeceğini oluyor. düşünüyor güzel. hala. Hala onu düşünüyor. Yoksa bu adam futboldan hani kısıtlı bir bakış açısı olan bir adam değil. Yoksa e, yani hakikaten bu adamın kendi kurgusu, fikri, oyun stili yani her ligin en çok gol atan takımını sana getirebilecek bir stil. Hakikaten e, farklı bir bakış açısı var ama... E, ...bu tarz maçlarda işleyeceğini düşündüğü şeyin işlemediğini... işte orada bak, ...kabullenemez Yoksa bak kabullenseydi... ...biraz hani... ...bazı hocalar vardır... E, ...hani çok saygı duyulur ama hiçbir zaman... ...büyüklükler e, her zaman dışarıdan saygı duyar mesela. Ama hiçbir zaman kendi ligini almazlar. Çok hoca var böyle. E, en net örneklerinden biri böyle... Mesela Biersa'nın sen çok iddialı, bütçesi belli ve hedefi belli. Kendi liginde banko işte bir İngiltere top 6 takımı alır mı Biersa'yı? Almaz yani. Leeds bile bir mucize bir Yok. deneydi. Almaz Biersa. Pep Guardiola'nın ağzının içine baktığı adam. Yani dünyanın en iyi hocasının maçını izlediği, fikir aldığı adamı niye şans vermiyor? Ya işte onun ürettiği fikri Biersa işte Sampaoli, Jorge Jesus ya bu tarz adamlar kendi fikrine, teorisine çok aşık. O yüzden de zaman zaman problemler yaşıyorlar. yani kır, yani esneyemeyen kırılır abi. Yani mühendislikte böyledir. Yani malzemeyi biraz esnek seçersen bir darbe aldığında onun kırılmayacağını bilirsin. Çünkü en kötü yamulur. Ama e, esneme, esneme payı olmayan malzeme kırılır gider. Jorge Jesus böyle maalesef. Yani Jorge Jesus'u ya baş... Çok başarılı olacak. Ya da net başarısız olacak. Jorge Jesus arada bir şey kabullenemiyor abi. Ve kendi istediği gibi olmasını istiyor. Ama hayat böyle başarılı bir şey değil. Başarılı olacaksam değil. da böyle olabilir. Hayatta böyle bir şey değil maalesef. Çok evet. üzüldüm. Çünkü hakikaten Fenerbahçe'nin maç ya, Kendi maçını verdi yani. Kendisinin e, elindeki maçı vermek başka bir şey. Ve deplasmanda bunu elde etmek bambaşka bir şey. E, bu noktadan 2-0 bir de. 1-0 falan da değil. 2-1 falan da değil. Yani bu yani bir golle her şey sıfırlayabileceğimiz senaryo değil artık yani. Ya Diyor ne bileyim herhangi bir takım şu an konf şu an Mart ayında hala turnuva herhangi bir takıma karşı iki farklı bir eşleşmede geriye düşüp turu almak çok zor bir şey. Herhangi birinden bahsediyorum. Yani sonuçta çok zor. Ben imkansız olduğunu hala, hala, hala bu arada. Yetenekli ayakları var yani gördük yani. Takım değiller ama hala ince işler yapabilen oyuncuları var. 37 yaşında adam hala senin sağ kanının ini iniyor yani sağ Evet. Ee, peki biz akışımıza geçelim. Senin ekleyeceğim bir şey var mı buraya? İş, i̇ç, iç Fenerbahçe kadar... kazanır. Ama tura yeter mi? Çok, zor. Ama Fenerbahçe'nin bu kulüp olarak maçı iyi hazırlanması lazım. Taraftarı inandırması lazım. 2 0a 2-0 demesi lazım. İyi işlemesi lazım. Taraftarı güzel çağırması lazım. Seviyeyi de gördük demesi lazım. Biz bunlara burada iki tane atarız demesi lazım. Ya bu çalışmaları yapması lazım. Bunları yaptıktan sonra yani yener buradaki maçı Fenerbahçe. Tura yeter mi? Ben yetmeyeceğini düşünüyorum ama olsun galibiyet galibiyettir. Sen hiç olmazsa inandırmaya bak. Aynen ben de şimdi adamların e, yani gördük ya hakikaten görüp, izleyebileceğimiz en kötüye yakın seviye olabilirdi yani hani daha ben iki, izledim, i̇kinci ben maçta izledim. da içeride sağ taraftar baskısıyla... Ya seviyeyi böyle yakalayamazsın. Mümkün değil. Ben yani yani. 20 yıldır izlemedim yani böyle bir şey. Yani iyi bir e, agresif oyunla erken bir gol bulursa Fenerbahçe'nin ben hala döndürebileceğini Hı. çok net bir şekilde düşünüyorum yani. Olabilir. Çok zorlaştı. Bir, ya tabii bir ki. de dün gerçekten şanssız bir gündü. Ee, Sivas-Fiorentina yani ilk... maçı da çok büyük şanssızlık yani. Ee, ya şimdi Fiorentina Hı. yok ilk 20 dakika evet. 10 şutları falan vardı. 20 dakikada 3-0 olabilir tabii. Orası Alman kale. Tek kale bile değil Bayır <laughs> ceza orada oynanan bir şeydi ama e, orada zaten sana biraz şans biraz da organizasyon lazım Sivas Spor ayağa kalktı aslında dayağını yediği bölümde gol Sivas ama 20 ile 70 arası Sivas gittikçe Sivas'ın istediği tona giden bir maç vardı e, pozisyonları Sivas'ın bulmaya başladığı yani o kaza golüyle 1-0 alıp dönebilecek noktaya getirmişti Sivas. 2 kere Asuka, 3 kere Asuka bilmem ne Guta'sın yüzüne çarptı girdi. Fenerbahçe maçında Araya çarptı girdi. Avuta gidecek top gol oldu ya. Yani 2 yani maçta bir temsilcimizin lehine dönecekken yani Fenerbahçe ve Sivas Sivas'tan bir beraberlik çıkma ihtimali gerçekten vardı. Yani şu an özeti izleyince anlatılabilecek bir şey değil. Ama maçın ruhu hakikaten götürüyordu oraya. Maç Sivas'a gelmişti yani. Tam Sivas'ın dakikaları da gelmişti. Kaldı ki 1-0'dan sonra da net bir pozisyonu var Sivas'ın. E Fenerbahçe'de tam o öyle diyoruz, böyle diyoruz, söyle diyoruz ama gün sonu birine çarpıp girdi abi. Senin şutunla çarpıp girebilirdi. Ya da Joshua King bacak arasına vurdu. Mesela Dimitrievski'nin bacak arasına çarpıp dönmek istense geçebilirdi yani. Dimitrievski'nin iyi bir günü olmayabilirdi. Ya da Joshua King'in biraz daha makul bir tercih yaptığı bir gün olabilirdi. Çok ufak şeylerle gitti. O üzücü olan taraf o. Yoksa kimse yani seviye yenildi diye kimse kimseye kızmaz ama bu daha acı yani. Tamam. Ee, peki şey Başakşehir'in şansını nasıl değerlendiriyoruz? Başakşehir eee 90 de bayağı pozisyonlarda izlemedim. Ama gördüğüm kadarıyla ya işin ilginci şu e, bence üç takım en kötü oynayan Başakşehir'di. Ama bayağı pozisyon vermişler. Özellikle ama gördüğümüz evet, skorunu aldı yani deplasmanda alması gereken skoru aldı. Evet. İşte ee, gol önemli bir şey abi. Gol bak gol atınca bir, bir 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 dönüyorsun. Bir tane daha ise iki bir dönersin. Evet, dün Fenerbahçe 1 bir, bir Hayır, adam bir tane boş kaleye yani. avut attı da hani attı diyelim iki bir yenildin yani iki bir de de tur sende abi daha. Sen bir tane atsan iki bir yenil gel. Aynen. Tabii. 1-0 alt, alt, alt Başakşehir mesela kötü bir maç çıkardı ama ilk gol attığı için Tabii. istediği sonuça döndü. Bu arada benim kuponumu da tutturdular. Teşekkür ediyorum. Şerif Nis'te Nis'te oynamıştım. Roma Sosyal'da da Roma oynamıştım. Bir de Başakşehir Gent alt demiştim. Daha ilk yarım saatte 1-1 oldu maç. Bizim herhalde gelmiyor. bir bir bitti. 5 oranlık kuponumuz geldi. Oyun yiyen arkadaşlarını da tebrik ediyorum. <laughs> Ama yani tut, bu tur, arada hakikaten kalemini ağzına sağdan <laughs> soldan her yerde. yani bir bir sekans var ki arka arkaya. Savunma arkasında pozisyona girmişler. Peki biz kendi akışımıza dönelim. E, cumartesi yani bu akşam saat 19'da Galatasaray Kasımpaşa Galatasaray e, uzun zaman sonra e, lige dönecek. Resmi bir karşılaşmaya e, çıkacak. Taraftarın önünde. 5 Direktiz. Şubat'tan bu yana değil mi? 5 Şubat'tan bu yana çok 5. özlemiştir. Galatasaraylılar muhtemelen çok, oldu, çok ciddi yani. bir dolu... Zanyolu diye nöbetler geçiren Galatasaraylı arkadaşlarım bir, var benim. Çok ciddi bir e, doluluk olacaktır. 11'de başlayacağını söylüyorlar ee, Zanyolu alanında. Yani güzel de bir maç olur. Ben 3-1 veya 4-1 Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ee, ya bir kere ya tabii ki özlem çok dolu dolu bir özlem var Galatasaray. Ve iyi oynadığı bir dönemde ara vermek durumunda kaldan. çok Ne kadar avantaj o da soru işareti. Sonuçta bir tekrar başlamak zordur. Ee, uygun bir maç olduğunu düşünüyorum ama. Galatasaray için ama iki tane önemli avantaj var. Birisi hakikaten yolunu artık kendi hazırlayacak bir, boş bir dönem geçirmesi. Bayağı Şubat ayı. Ee, hem idmanını yapıp hem hazırlık maçı yapma fırsatı buldu. Özellikle bu son iki hafta diğer takımlar oynarken Galatasaray'ın ekstradan bay geçmesi avantaj oldu. Ama en büyük avantaj, ya yani Mustaray'ı neredeyse hiç kaybetmeden Evet. Ee, tekrar kazanmak oldu gibi. Ee, 11 çıkacağı söyleniyor bugün itibariyle. En kötü ihtimalle bir sonraki hafta Kayada belli yani. E, aynen. E, yani neredeyse kaleci transferi zorunluyken evet. bir anda neredeyse maç kaybetmeden Muslera ile devam etme noktasına geldi. Çok e, ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. E, ya Kasımpaşa golü golü seven bir takım. Yani şöyle seven bir takım. Atman takımdaki, oyuncular, yani. takımdaki oyuncular zaten takımdaki oyuncuları da parlatma üstüne bir düzen var. Yani Kasımpaşa savunma yaparak ligde kalmak isteyen yani bu sene ligde kaldık Allah'a çok şükür deyip Yeni sezona Allah kerimciğim bir takımdayız. Kasımpaşa e, burada biraz daha inovatif, biraz daha hücum öz, özellikleri olan oyuncuları kazanmaya çalışıp onları takım oyunu adapte etmeye çalışıp e, satma ya da e, faydalanma ikisinden bir birini yapmak isteyen bir takım. Doğal olarak da oyunları hep buna göre kurgulu ve Kasımpaşa'nın maçlarına bakarsanız da büyük, özellikle büyük takımların oyunda maçlarda e, ee, hani vurur, vurulur. 3-2, 3-1, 4-1, 1-1. İlk maç oluyordu zaten 3 alır, 2 Alır 2-1, kendi de alır. Yani arıza da çıkarır. E, doğal olarak çok bol gollü olur. Öyle çok 0-0, 1-0 maçı çok görmezsiniz Kasımpaşa'da. E, i̇lk maç Kerem Aktürkoğlu'nun geri dönüşü olmuştu. Kerem inanılmaz bir baskı altındayken ee, çok güzel bir gol atmıştı, hmm. hatta hmm. iki tane atmıştı hatırlıyorum. Ee, tane atmıştı. O, o şekilde dönmüştü, ee, tekrar rahatlamıştı psikolojik olarak da. Ya, bu maçta Zanial için çok uygun bir maç olduğunu düşünüyorum. Ee, çok net bir üst maçı ve var maç olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray e, bir ve var diyeceğim var. Çünkü birin oranı çok düşük. Ya bir e değecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bir ve var diyeceğim ben. Biraz daha oran arttırmak adına. Paşa'da gol bulur yani çünkü hı hı. gol atabilecek oyuncuları var. Koyut'a falan geri döndü. Evet yani hani e, oyun olarak da zaten Selçuk Hoca'dan sonra bayağı bir toparlandılar. Yani cesur oynuyorlar. E, ben de zorlayacaktır diye düşünüyorum ama Kasımpaşa yine de yüz gol atar diyemeyeceğim hı. ben. Ama hani e, en azından üst ya da ikinci yarı üst denenebilir. Bence Galatasaray bayağı iştahlı girecek. E, şimdi Mertens'in sakatlığı var. İşte Mustera'nın döneceği konuşuluyor. Zan yolundan dolayı zaten herkes bir yüksek şu anda. Tabii tabii. Ee, ben bol gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ben içeride. de, de üst diyorum yani. Size birkaç sonuç okuyacağım. Fenerbahçe 5, Kasımpaşa 1. Yani en kötü maçında bile bir şekilde karşılıklı gol var oluyor yani. Kasımpaşa 1, Başakşehir 3. Beşiktaş 2, Kasımpaşa 1. Bunlar ikinci devre maçları. İlk devrede Galatasaray 3, Kasımpaşa 2. Kasımpaşa'nın sahasında maç. Bir tek... Bir 6-0 o kırmızı ama onun da kırmızı kart vardı yani. O hata takım o? Daha oturmamıştı. Daha 15 Ağustos'ta. Ağustos. O kadro bu kadro arasında bir kere, kere çok ha. fark var. Kadro farkı var yani. Yani gol atıyor bir şekilde. Büyük maçlarda daha yenilmeye yakın bir takım. Yani açıkçası fikrimi söylemek gerekirse. Bir tek Trabzon maçı 0-0 etmiş. O da enteresan bir maç. O bana şaşırttı ama o kadar da olur. Ben genel manada e, istedi, istediğininlerini yapabilen bir takım e, şeyi görüyorum. Yani... Kasım Paşa'nın oynadığı her maç 3-1'e gebedir yani. 3-1, 4-1 bir tane önce Kendi, kendi lehine ya da aleyhine. Burada Galatasaray'ın <laughs> çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama gol olacak bence. Ee, peki. E, Premier Lig'e geçelim. Crystal Palace, Manchester City. Palace da çok uzun Palace, zamandır kazanamıyor. Palace City'den puan alır abi. <laughs> Palace'ı da hep alıyor bir şekilde. Palace yani. evet genelde bir şekilde. Büyüklerden alıyor ya. Çelme takıyor. Ama kaç onların 9 maç mı 10 maç mı ne olmuş? Tamam tam, ee... tam puan alma maçları işte. Sıkıntılılar evet. Yani burada Palas kaybetmez e oynuyorum ben. Palas kaybetmez. Ya burası çok böyle küçük stat. Bayağı Bayağı bir basık, bir basık bir havası var gibi böyle tamam mı? Hani kutu <laughs> kutu diye tabir edilen. Ondan sonra işte <laughs> şey Selhurst Park. Ee, orada bir tuhaf tuhaf çok iyi kontratak takımı. Çok iyi bir kapan. 246. Çok iyi bir kapançık takımı. Palas Kaybetmez'e 246'dan tavsiyede bulunuyorum. Sen ne diyeceksin? Ee, ya ben City'nin alacağını düşünüyorum. Ben de City'nin alacağını düşünüyorum. Ben Çok istiyor muyum da... istemiyorum ama City'nin alacağını düşünüyorum. Ee, Haaland'ı takımımı Haaland'la vedalaştık. Gibi. Öyle mi? Aynen. Ee, sorunsuz ayrıldınız mı? Sorunsuz ayrıldık. Haaland'ın üçüsünü <laughs> <bütçesini> değerlendirdik. <laughs> Kendi takımdan. O yüzden özel beklentim yok. Ee, çünkü bir sonraki hafta içini boş geçiyor. Ee, öyle bir durum var ekstradan. Ee, Crystal Palace'ın zorluk çıkaracağını düşünüyorum ama burada da bunu mantıklı hale getirecek bir bahis bulmak gerek. Ki hani iddia tarafında ben üst dışında da bir seçenek görmüyorum. Yani ben bu maçı oynarsam üst oynarım. İlla oynayacaksın ama. Palace yenilmez de olabilir ama riskli buluyorum onu da. Yani 2-0 da bitebilir ya. Ben 1-53'ten üstüm alırım, kaçarım. Ya ben de City'nin olacağını düşünüyorum ama yani üstte de çok güvenemiyorum. Bana çok böyle 2-0 maçıymış gibi geliyor. Ee, biraz o yüzden çok Gireyim Uçtuğum canım. Ben, ben uçtuğum şahsen biraz zamanlarda 0-0 falan kalıyorlardı. Tekrar ediyorum. Manchester City'nin uçtuğu senelerde 0-0, 1-1 öyle saçma sapan maçlar oluyordu orada. Biliyorum Vieira. O yüzden orada <laughs> şeyde yani. etiyatta şey. falan evet, çelme ya, çelme Oyuncu değiştirmeden var. bitirdiği Hı. bir maç hatırlıyorum mesela. Ha, evet, ha. Ben, ben biraz şahsen uzak duracağım. İtalya'ya geçelim. Napoli, Napoli uzun zaman sonra Lazio'ya kaybetti. E olur o ee, kadar. da. aynen. Anladım. Yani. Ee, bu defa Atalanta var. Atalanta'nın da şimdi Şampiyonlar Ligi e, bileti için mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. E, ben şahsen yine de Napoli'nin içeride ben, ben... 2-0 kokuyor bana. Ben KG yok bile diyebilirim. Ben maçtan için. uzak durma, durulması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bizciyim ya. Bir, değil mi? Bir kaza bir kere oldu. Zaten puan farkı 35'ten 32'ye indi. <laughs> çok önemli değil onlar için. Ama Atalanta'da e, inovatif bir takım. E, bu tarz takımlara karşı yani böyle daha geleneksel takımlar daha çok bozmaya İhtimali var Napoli'ye. Bana öyle geliyor büyük maçlarda. Atalanta uygun. Atalanta güzel maç olmaya müsaade eden takımlar daha yenilmeye mahkum oluyorlar bu tarz hücum takımlarına. Ben Napoli'nin net kazanacağını düşünüyorum. Duygusallığa yer yok diyorsun. 1.46. 46 ee, Ve Schalke Dortmund. Üst. Bu derbis. Üst. Bariz 2. Evet. Ben de üst diyorum. 2.5-3.5. Ee, bu üç arada üç. Üst Dortmund şu an bilir. Bayağı artık yarışta uzun süredir bu kadar net bir yarış görmüyoruz. Chelsea'ye eğlendiler. Şampiyonlar gibi bitti. Biraz ikinci yarıda da pozisyon buldular atamadılar. Maçı uzatmaya götürebilecek evet. noktalarda. 49-49 şu an lig. Şarke derbisi tabii ki önemli bir derbi ama işte Dortmund kazanır maçı. Peki, Burada, burada şarkenin durumunu da söyleyeyim sizlere. 16'dan 18'e normal küme düşüyor. 14, 20 puan harita Berlin. 15, 19 puan Stuttgart. Hoffenheim 16. 19 puan. Schalke 17. 19 puan. Bochum 18. ve 19 puan. Yani herkes işin içinde. Herkes. Yani bir beraberlikle 18. ligden bir anda kendinizi dışarı atabiliyorsunuz. O yüzden Schalke için de Ciddi ölüm Tabii. kalın kalım maçı. Yani ölüm kalım maçına çıktık öldük denilebilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki favori tahminleri alalım ve cumartesi kapatalım o halde. Galatasaray. Kasımpaşa. 3-1 veya 4-1 dedik. Ne, ne olur? 3.5 üst olur. 3.5 üst. Handikap Galatasaray'da denilebilir. Ben o zaman dört mut diyeyim ben. Tamam ben de Napoli Atalanta'dan bir diyeyim. Ee, herkese bol şanslı, bol kazançlı bir cumartesi diliyoruz. Yarın yeniden buradayız. 50 TL bonusunu al, ilk kuponda tuttur. Üstüne banka komisyonu da iade. Komisyonsuz tuttur. Her